döneminde şu şekilde bir tablo yapmak istiyorum. Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve tekke edebiyatı diye Tanzimat öncesinde var olan edebiyatlar. Ve bu edebiyatları yüzyıllara göre ayıralım ve bu yüzyıllarda yetişen ünlü edebiyatçıları bir bir değinelim sevgili arkadaşlar. Evet, 15. yüzyıldan başlıyoruz. 15. yüzyıl diyelim. 16. yüzyıl. 17. yüzyıl. 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl diyelim. Şöyle ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Daha belirgin olması açısından, daha net görmemiz açısından böyle bir tablo yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Divan edebiyatında 15. yüzyılın en önemli temsilcisi Süleyman Çelebi'dir sevgili arkadaşlar. Süleyman Çelebi'nin en önemli eseri Mevlid'dir. Onu oradan hatırlayacağız. 16. yüzyıl yani Kanuni döneminin en önemli iki temsilcisi Fuzuli ve Baki'dir sevgili arkadaşlar. Bunlar da Kanuni döneminde 16. yüzyılda divan edebiyatının en önemli iki temsilcileridir. 17. yüzyılda Nebi ve Nefi vardır. Bunlar da 17. yüzyıl divan edebiyatının en önemli temsilcileridir. Ve sevgili arkadaşlar 18. yüzyılın en önemli temsilcisi ise Nedim'dir sevgili arkadaşlar. Nedim de 18. yüzyılda bir sembol olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda edebiyat anlamında, halk edebiyatı anlamında en önemli kişiler ise sevgili arkadaşlar, hepimizin de mutlaka duymuş olduğu, mutlaka tanıdıkları, evet, 16. yüzyılın ünlü halk edebiyatçısı Köroğlu'dur sevgili arkadaşlar. 17. yüzyılda ise Karacaoğlan vardır. 18'i geçelim. 19. yüzyılda da Dadaloğlu. Evet, bunlar önemli temsilcilerdir. Özellikle Dadaloğlu deyince aklıma şu söz geliyor. Dadaloğlu, ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyerek bir nevi sisteme karşı meydan okumuştur. Halkın duygularını dile getirmiştir. Evet, tekke edebiyatına gelince ise sevgili arkadaşlar, 15. yüzyılda kaygısız aptaldır. Hacı Bayram Veli, evet bunlar kaygısız aptal ve Hacı Bayram Veli 15. yüzyılın temsilcileridir. 16. yüzyılda sevgili arkadaşlar, Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılın en önemli temsilcisidir. Ve sevgili arkadaşlar, 18. yüzyılda ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. Bunun meşhur marifetnamesi vardı sevgili arkadaşlar. İşte tabloya baktığımız zaman bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat dönemi öncesinde klasik divan, halk ve tekke edebiyatının en önemli temsilcileridir sevgili arkadaşlar. Tanzimat döneminden sonraki dönemde ise ki bu döneme de sevgili arkadaşlar Tanzimat sonrası döneme Batı etkisindeki edebiyat diyoruz. Bununla ilgili Tanzimat'ın başlangıcından itibaren, yani 1839'dan itibarenki ilk döneme Tanzimat edebiyatı diyoruz.
Tanzimat edebiyatının temsilcileri aslında genç Osmanlılardır veya Jön Türklerdir sevgili arkadaşlar. Genç Osman veya Jön Türkler denilen grup, bunlar 2. Mahmut döneminde Avrupa'ya okumak için burslu olarak gönderilen öğrencilerdir. Bunlar Avrupa'da eğitim, özellikle Fransa'da eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönüyorlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir batılılaşma hareketi, bir aydınlanma hareketi başlatmışlardır. Bu akımın en önemli temsilcileri Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami gibi kişilerdir sevgili arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Bunlar hem edebiyatçıdırlar hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yapısının değişmesinde, Tanzimat döneminin başlamasında veya meşrutiyetin ilanında oldukça etkili olmuş isimlerdir. Batı etkisindeki edebiyat, yani Tanzimat sonrasındaki edebiyatın, özellikle bu da meşrutiyetten sonraki döneme denk geliyor sevgili arkadaşlar. Buna da milli edebiyat akımı diyoruz. Özellikle 1912 ve 1923 yılları arasındaki bir dönemdir. Balkan savaşlarından sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımının bir sonucu olarak aslında ortaya çıkmışlardır. Kimdir bunlar? Örneğin Yahya Kemal Beyatlı, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi temsilciler vardır. Ziya Gökalp deyince, Ziya Gökalp'in Türk Yurdu ve Halka Doğru diye isimleri de, eserleri de bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet, Tanzimat döneminin edebiyatını bu şekilde dile getirdikten sonra bir de Osmanlı İmparatorluğu'nda basın ve yayın. Aslında bu konular görüyorsunuz birbirinin bir devamıdır. Yani eğitimin, bilimin, basının bir bütünlük arz ettiğini göreceğiz sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk matbaa Lale Devri'nde getirilmiştir. Lale Devri'nde getirilen matbaa sevgili arkadaşlar, İbrahim Teferika yönetiminde getirilen, liderliğinde getirilen bu matbaa Osmanlı'nın ilk matbaasıdır. Ancak bu matbaada dini eserlerin basılması yasaklanmıştır. İlk olarak sevgili arkadaşlar, Vampülü Lügatı adlı bir sözlük çalışması yapılmıştır. Basın yayın anlamında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gelişmeler 2. Mahmut döneminde başlamıştır sevgili arkadaşlar. 2. Mahmut döneminde Takvim-i Vekai adlı bir gazete çıkartılmıştır. Takvim-i Vekai Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk resmi gazetesidir. Böyle bir resmi gazetenin bastırılmış olması merkezi otoriteyi güçlendirmek içindir. Daha sonra Tanzimat döneminde bu alanda oldukça fazla çalışmalar yapılmış. Örneğin Ceride-i Havadis adlı gazete Tanzimat döneminde bastırılmıştır. Yine Tanzimat döneminde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval adlı bir gazete bastırılmıştır. Tasviri Efkar ve Muhbir gazeteleri de Tanzimat döneminin gazeteleridir. Bu dönem gazetelerini bir kez daha saymak istiyorum. Bu dönemde Ceride-i Havadis, Takvim-i Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar ve Muhbir gazeteleri bastırılmıştır. Daha sonra 2. Abdülhamit dönemi başlıyor. 2. Abdülhamit sevgili arkadaşlar, 1876 yılında göreve gelmiş. Fakat göreve geldikten kısa bir süre sonra Meclis-i Nebusan'ı kapatarak, yani meşrutiyet dönemine son vererek yeni bir dönem başlatmıştır. Bu döneme biz istibdat dönemi diyoruz. Ta ki 2. meşrutiyetin ilanına kadar geçen, yani 1908 yılına kadar bir baskı ve şiddete dayalı istibdat dönemi vardır sevgili arkadaşlar. Bu dönemde tabii ki gazetecilik faaliyetleri, kültürel faaliyetler durulmuştur, durdurulmuştur. Fakat 2. meşrutiyetten sonra bu çalışmalar devam etmiş. 2. meşrutiyette döneminde Tanin ve Volkan gazeteleri de çıkartılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, böylece Osmanlı İmparatorluğu'ndaki basın ve yayın alanındaki çalışmaların kronolojik olarak sıralamasını da vermiş olduk sevgili arkadaşlar. Bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun düşünce yaşamına şöyle bir göz atalım, bilim adamlarına şöyle bir göz atalım. Bu bilimsel çalışmaları da biz üç dönemde inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Klasik dönem,
Yani 13. ve 16. yüzyıllar arasındaki döneme klasik dönem diyoruz. 17. yüzyıl yani duraklama dönemi ayrı bir kategoriye giriyor. Bir de 18. yüzyıl yani gerileme dönemindeki bilim adamlarına ve bilimsel çalışmalara bir göz atalım sevgili arkadaşlar. Evet, demek ki düşünce yaşamını, Osmanlı'nın düşünce yaşamını, bilimsel çalışmalarını 3 kategoriden inceleyecekmişiz. Bir, klasik dönem ki 13 ve 16. yüzyılları kapsar. 2, duraklama dönemi yani 17. yüzyıl. 3, gerileme dönemi yani 18. yüzyıl. Peki, klasik dönemde kimler vardır? Kimler, hangi eserleri vücuda getirmişlerdir? Örneğin Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin ki Akşemseddin sevgili arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Hatta İstanbul'un fethi esnasında Akşemseddin Hoca ile beraber İstanbul'a beraber girmişlerdir. Ali Kuşçu ki Ali Kuşçu matematik ve astronomi alanında oldukça başarılı çalışmalar yapmıştır. Piri Reis ve Seydi Ali Reis var. Sevgili arkadaşlar, Piri Reis ve Seydi Ali Reis'e ayrıca değinmek istiyorum. Piri Reis'in biliyorsunuz ki Kitab-ı Bahriye adlı bir dünya haritası vardır. Bu haritanın dünyayı uydudan o dönemde görülmesi mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Fakat o dönem için bugünkü dünya haritasına en yakın dünya haritasını çizdiği bilinmektedir Piri Reis'in. Fakat Piri Reis'in bu günümüzde dahi aydınlanamayan bu başarılı çalışması onu kurtarmaya yetmemiştir. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ın hışmına uğramıştır. Piri Reis Hint deniz seferlerinde görev yapmış bir komutandır. Fakat Portekiz donanmasından kaçtığı için, donanmayı geri çektiği için Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle boğdurulmuştur sevgili arkadaşlar. Seydi Ali Reis de aynı şekilde Hint deniz seferlerinde görev yapan bir komutandır. Oldukça maceralı bir yolculuklar da yapmıştır. Ve Seydi Ali Reis hem donanma komutanlığının yanı sıra gördüğü yerleri de kaleme almış ve Miratül Memalik adlı bir eser yapmıştır. Miratül Memalik sevgili arkadaşlar, Seydi Ali Reis'in Hint deniz seferleri esnasında gördüğü yerleri kaleme aldığı çok önemli bir eserdir sevgili arkadaşlar. 17. yüzyılda bilim adamları ve eserlerine şöyle bir baktığımız zaman örneğin Koçi Bey vardır. Koçi Bey'in bir de Risalesi vardır. Koçi Bey'in Risalesi'ne de değinmek istiyorum. Neden? Bu Risale'yi ona 4. Murat yazdırmıştır. 4. Murat devletin gidişatının kötü olmasından dolayı bir Koçi Bey'den bir Risale ister. Bu durumun tespitini ve çözümünü kapsayan bir eser ister kendisinden. Bu durum üzerine Koçi Bey bir Risale yazar sevgili arkadaşlar ve 4. Murat bu Risale ışığında bazı ıslahatlarla bulunur. Bunu 17. yüzyıl ıslahatlarını anlatırken bilahare değineceğim. Aynı zamanda Katip Çelebi vardır sevgili arkadaşlar. 17. yüzyılda Katip Çelebi'nin Cihan Müma adlı bir çok önemli eseri vardır kendisi. Çok önemli bir gezgindir arkadaşlar. Aynı zamanda Evliya Çelebi biliyorsunuz bir gezgindir, bir seyyahtır. Ve Evliya Çelebi'nin bugün de okunan, bugün de çok rahat bulabileceğimiz, seyret bulabileceğimiz Evliya Çelebi seyahatnamesi bulunmaktadır arkadaşlar. Hazerfan Ahmet Çelebi biliyorsunuz ilk uçuş denemesini yapan bir kişidir. Bundan dolayı da oldukça suçlanmıştır kendisi. Bir de Lagare Ahmet Çelebi vardır. Dolayısıyla şu saydıklarım 17. yüzyıl bilim adamlarıdır. Kısaca bir kez daha sadece isimleriyle hatırlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, 17. yüzyılda Koçi Bey vardır. Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Hazerfan Ahmet Çelebi ve Lagare Ahmet Çelebi 17. yüzyılın düşünürleri, bilim adamlarıdır. 18. yüzyıla baktığımız zaman 18. yüzyılda bir devşirme olan, aslında bir Macar olan İbrahim Müteferrika vardır. Biliyorsunuz İbrahim Müteferrika sevgili arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu'na matbaayı getiren bir kişidir. Yine Erzurumlu
İbrahim Hakkı Efendi vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin de kendine ait bir marifetnamesi bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet, bunu da dedikten sonra konumuza sanatta devam ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sanat alanında, hangi sanat alanında geliştiğine ve bu alanda çok öncü olan kişilere şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun sanat alanında en fazla gelişim gösterdiği alan mimari alandır. Fakat mimari alanda ayrı bir başlık yapacağız. İlk önce diğer sanat akımlarına bakalım. Sevgili arkadaşlar, Türk-İslam devletlerinde en fazla görülen sanat akımlarından bir tanesi minyatürdür sevgili arkadaşlar. Bu minyatür sanatıyla uğraşanlara nakkaş denilir. Evet. Nakkaş denilir. Daha önce Selçuklu, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni anlatırken minyatür sanatından da bahsetmiştim. Osmanlı İmparatorluğu'nda da devam eden bir sanat akımıdır ve daha da geliştirilerek devam etmiştir. Bu dönemin, yani minyatür sanatında dönemin siyasal ve sosyal konuları daha çok ele alınmıştır sevgili arkadaşlar. Bu alanda, minyatür alanında özellikle 18. yüzyılda en önemli sanatçı Levni'dir sevgili arkadaşlar. Matrakçı Nasu ve Nigari de diğer temsilcilerdir. Bir daha söylemekte fayda görüyorum. Minyatür alanında en önemli, gelişmiş, en güzel eserleri vücuda getiren 18. yüzyıl sanatçısı Levni'dir. Nigari ve matrakçı Nasu 16. yüzyılda yaşamış matrakçı Nasuh da bu alandaki diğer temsilcilerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun da sanat anlamında tezhip de oldukça gelişmişti. Tezhip sanatıyla uğraşanlara müzehhip denilir sevgili arkadaşlar. Peki nedir tezhip? Tezhip kitap süsleme sanatıdır. Yine diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlı'da da hattatlık çok güzel, çok gelişmişti. Hat sanatıyla uğraşanlara da hattat denilir. Hattatlık güzel yazı yazma sanatıdır sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda çinicilik de çok gelişmişti. Özellikle Kütahya'da Çini anlamında en gelişmiş bölgedir sevgili arkadaşlar. Vitray bir başka sanat dalıdır. Vitray cam süsleme sanatıdır sevgili arkadaşlar. Bir de musiki çok gelişmişti. Özellikle 17. yüzyılda musiki alanında çok önemli gelişmeler görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Itri ve İsmail Dede Efendi bu alanda en ileri giden, aklımıza gelen en önemli isimlerdir sevgili arkadaşlar. Evet, mimari dedik, mimari için ayrı bir başlık atacağız demiştik. Evet, mimari için tahtamızı kullanmak istiyorum ben. Onun için şöyle isimlerimiz gerekiyor tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar, mimari alanda da yine 18. yüzyılı kullanacağız. 18. yüzyıla sürekli vurgu yapıyorum. Bunu gerileme dönemini anlatırken daha ayrıntılı anlatacağım. Çünkü 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda batılılaşma hareketinin başladığı bir dönemdir. Siyasi anlamda başlayan bu batılılaşma eğitimde, sanatta, kültürde, edebiyatta her alanda kendini göstermiştir. Zaten buradan da bunu anlıyoruz. Evet, 18. yüzyıl diyoruz buraya. 18. yüzyıl öncesi mimari ve 18. yüzyıl sonrası diye ayırıyoruz. Sevgili arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. yüzyıl öncesinde, yani Lale Devri öncesinde sanatın, mimarinin en önemli temsilcisi, hepinizin de söylediğinden, şu anda söylediğinden, en azından aklından geçtiğinden eminim, Mimar Sinan'dır sevgili arkadaşlar. Mimar Sinan'ın 3 evresi vardır derler. 1 çıraklık, 2 kalfalık, 3 ustalık ki bunu kendisi bile getirmiştir. Benim demiştir, çıraklık eserin Şehzadebaşı Camii'dir, kalfalık eserin Süleymaniye Camii'dir ve ustalık eserin Selimiye Camii'dir. Buraları gezdinizse, gördünüzse mutlaka sevgili arkadaşlar buranın o eserin muhteşemliğini de görmüşsünüzdür. Evet. Demek ki Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik döneminin en önemli eserlerini vücuda getiren mimar
Sinan'dır sevgili arkadaşlar. Ve Mimar Sinan'ın 3 tane önemli eseri vardır. Şehzade Başı Camii, Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii'dir sevgili arkadaşlar. Ve bir diğer temsilciler, yani bu dönemin diğer temsilcileri Mimar Sinan'ın yanında Davut Ağa'dır. Davut Ağa ve bir de sevgili arkadaşlar Süleyman Sultanahmet Camii'ni inşa eden Sedefkar Mehmet Ağa vardır. Sedefkar Mehmet Ağa'da Sultanahmet Camisi'ni inşa etmiştir. Bu camileri, bu eserleri gördüğümüz zaman bu klasik dönem Osmanlı sanatı, Osmanlı mimarisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Lale Devri'nin ardından batılılaşmakla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda yepyeni dönemler başlamıştır sevgili arkadaşlar. Bu dönemler şunlardır. Bir, barok akımı görülüyor Osmanlı İmparatorluğu'nda. Barok akımı, rokoko akımı görülüyor. Bir de Osmanlı'da gotik sanatı vardır sevgili arkadaşlar. Bir de ampir. Evet sevgili arkadaşlar. Lale Devri'nden itibaren Osmanlı İmparatorluğu özellikle Fransa ve İtalya'nın etkisiyle birlikte barok sanatını, rokoko sanatını, gotik sanatını ve ampir sanatını mimari eserlerinde kullanmıştır. Ben bu sanatlarla inşa edilen eserleri size söyleyince bu eserlerin nasıl inşa edildiğini şöyle gözünüzün önüne getirin. Örneğin sevgili arkadaşlar, Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı barok sanatının etkisiyle inşa edilmiştir. Valide Sultan Camii, rokoko sanatının bir sonucudur sevgili arkadaşlar. Yine Küçük Su Çeşmesi, ampir sanatının etkisiyle gelişmiş bir sanat dalıdır sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir Dolmabahçe Sarayı'nı gözünüzün önüne getirelim sevgili arkadaşlar. Bir de Sultanahmet Camisi'ni veya Topkapı Sarayı'nı gözünüzün önüne getirelim. Bu eserleri şöyle gözümüzün önünde mukayese ettiğimiz zaman sanat mimari yapının ne kadar değiştiğini de alenen görmüş olacağız sevgili arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun mimarisinin en fazla görüldüğü yer saraylardır sevgili arkadaşlar. Saray yapımında da Osmanlı saraylarında da 18. yüzyıl öncesi ve 18. yüzyıl sonrası diye bir ayrım yapmak mümkündür. 18. yüzyıl öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi biliyoruz ki Topkapı Sarayı'dır sevgili arkadaşlar. Oysa ki 18. yüzyıldan sonra Batı mimarisinin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun hem mimarisi değişmiştir hem de yönetim merkezleri değişmiştir. Abdülmecit döneminde yapılan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız Sarayları vardır sevgili arkadaşlar. Demek ki 18. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun mimarisinin, saray mimarisini temsil eden Topkapı Sarayı'dır. Yönetim merkezi de Topkapı Sarayı'dır. Oysa ki 18. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun hem yönetim merkezi hem mimari yapısı da değişmiştir. Örnekler neydi? Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız Sarayları'ydı sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür ve medeniyetini bitirmiş olduk. Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür ve medeniyetini bitirince yeni konumuz sevgili arkadaşlar 17. yüzyıl ve 18. yüzyıl, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama ve gerileme dönemi olacaktır.